Arkadaşlar şimdi fındığı da kekimize ekliyoruz. Sonra çekiyoruz. Evet. Şimdi kek kavanozu yağlayıp biraz un serptikten sonra kekimizi boşaltacağız. Bir de sussa. Böyle yaparsak yapışmıyor değil mi Eda'cığım? Aynen. Biraz un serteceğiz. Merhaba, şimdi günaydın hatta. Şimdi gördüğünüz şurasını halledeceğiz. Çünkü dün akşam çok yorgundum. Tencerenin yansımasından da beni görüyorsunuz şu anda. Acayip yorgundum ve hiç buralara bakamadım. Normalde akşamdan halledip yatıyorum. Ama bugün bir tembellik yaptım ve sonuç gördüğünüz gibi. Burayı halledeceğiz şimdi. Ve sonra kahvaltı hazırlayacağız birlikte. Hadi başlayalım. Şu bıçakları ilk önce bir makineye koymak lazım. Şu dolaba gidiyor. Evet. Şu ayran şeyleri falan. Evet. Başlayalım. Bunları hep makineye göndereceğiz. Hep yani çok fazla. Şöyle yapalım. İlk önce zaten burayı yapmadan önce ben bir işe bakamıyorum çünkü tezgah dolu olunca hani ister istemez insan iş yapamıyor yani iş üremiyor bir türlü. O yüzden ilk bunları halledip öyle geçerim her zaman. Şimdi de öyle olacak zaten. Evet. Şimdi şöyle halledeyim. Aslında hemen yapmak çok mantıklı çünkü buralarda kuruyor ya onlar bayağı sürtmeniz gerekiyor gitmesi için. Olmuyor yani. O türlü. Evet, kırmadan bir şeyleri yaparsak daha güzel olacak. Bunları makineye koyacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi boşalttım burayı ve ferahladım. Şimdi sizinle şuraları falan sileceğiz. Bir bakın yağ falan düşmüş oralara. Oraları temizleyeceğiz. Şöyle birazcık açmadan koyuyoruz tabii. Şöyle birazcık elime koydum ve şöyle gideceğim üzerinden. Evet. Çok güzel oldu ya. Sabah temizliğimizde, kısa bir temizliğimizde halletmiş bulunmaktayız. Evet. Güzel oldu. Şimdi orayı durulayacağım ben. Evet arkadaşlar, şimdi banyoya geçtik. Benim misafirim vardı bir hafta öncesinden ve bir sürü çarşaf birikti atılacak makineye. Onları atacağız şimdi sizlerle birlikte. Hemen geçiyorum. Şöyle atayım. Evet, daha var ama. İki tane daha var. Evet, bunlar zaten... Hatta bir tanesini alayım ki güzel yıkasın makina.
Şeyi de göstereceğim size, neyle yıkadığımı da göstereceğim. Ben böyle çamaşır çok olunca Ariel'in tablet şeklindeki deterjanından kullanıyorum. Çok güzel. Size bunu bir tane videosunda da göstereceğim inşallah. Bunu hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece böyle içine atıyorsunuz. Ve şuraya yani bakın. Şuraya deterjan yumuşatıcı koyacaksınız. Sonra çalıştıracaksınız. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi yumuşatıcımızı da koyalım. Yumuşunkini kullan. Pardon. Bulutunkini kullanıyorum ben. Onu da hemen koyalım. Çalıştıralım. Çok uzun uzun bir dereceye atmayacağım. Çünkü öyle çok kir yok. 40 dereceye atıyorum ve çalıştırıyorum. Bu kadar. Arkadaşlar merhaba. Sessiz konuşuyorum çünkü eşim uyuyor, nöbetten geldi. Şöyle beyazlarımı serdim ve şimdi renklilerim yıkandı. Onları beraber sizle süreceğiz. Katlayacağız yani. Arkadaşlar merhaba. Kamera yamuk oldu, kusura bakmayın. Ama o şekilde ayarlayabildim. Şimdi bunları süreceğiz beraber. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben ev işi tutuyorum. Yani bizim Mordu'da ev işi tutmak denir. Sizde ne denir bilmiyorum. Bu arada Bolulu'yum, merak edenler varsa. Bunları katlayacağım. Bunlar benim normalde giymediğim şeyler. Yıkadım, yerlerine koyacağım. Böyle bir temiz bir şey seriyorum altına. Şu beyazı görüyorsunuzdur. Bir şey seriyorum. Ve yani güzel oluyor böyle. Yerde duruyorum genelde çamaşırları ben. Koltukta falan hayatta duramam. Bir rahavet çöküyor koltukta oturunca. Evet. Bunu ben her zaman giyiyorum. Elsi Vakiki'den aldım. Yani Elsi Vakiki'den aldım. Çok güzel bir şal var. Böyle çok serin tutuyor bu yaz aylarında. Tabii İzmir'in sıcağı hiçbir şeye benzemiyor. Evet, devam edelim. Evet, ben dürme işlemimi bitirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları yerine koyacağım. Daha sonra başka bir işime bakacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şimdi akşam yemeği hazırlığına başladım. Saat 3:20 geçiyor. Şunu pişireceğim. Bu ne diyecek olursanız, üzüm yaprağı. Annemlerle sarmıştık biliyorsunuz ki. O videoyu izlemediyseniz de mutlaka izleyin. Şöyle ben altına yaprak da koyuyorum. Yani yaprak sapı da koyuyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel marhoş bir hava veriyor. Bunu çözündürdükten sonra onu yapacağım. Yani bunları dizeceğim tek tek şöyle şu şekilde. Bir de mantım var. Onu da annemlerle yapmıştık sağ olsunlar. Onu yapacağım. Evet, yerleştirmeye başladım hafiften. Çünkü burası İzmir. Hemen erimeye başladı. Böyle zaten sabahtan yaptığınız bir yemeği biraz vakit geçince, eğer buzdolabına koymazsanız akşamına bozuluyor arkadaşlar. Yani yok böyle bir şey. Evet, limonları küçükçe doğradık ve koyduk. Ben böyle çok seviyorum. Bir mayhoşluk tadını hissetmem lazım sarmada. O yüzden limon koyuyorum içine. Üzerine de sıkanlar var. Üzerine de yetmezse sıkacağız. Bu şekilde yapalım. Bitişini göstereyim. Evet, böyle hazır yemek olunca çok iyi oluyor. Hayatınızı kolaylaştırıyor. Şöyle zeytinyağım var. Onu biraz üzerine gezdireceğim. Evet, güzel oldu. Şimdi birazcık, çok az, böyle yarım bile değil, tencerenin yarısı bile değil, o kadar su koyup bunu ocağa alacağım. Evet. Ocağa koydum sarmamı ve pişmesini bekleyeceğim. Bir de
eşimin gelmesine yakın mantı pişireceğim. Bir de salata. Bugünlük bu şekilde olacak. Zaten çok yemek yapınca yiyemiyoruz. Ve bir dahaki güne de hem eşim böyle ikinci gün yiyince birazcık şey yapıyor böyle ilde. Hani böyle her gün taze ve günlük olacak onun yediği yemekler. Hem de ama yemek seçmiyor ama şey yapıyor birazcık. Hani ikinci gün yiyince burun kıvırarak yiyor. O yüzden ben azar azar yapıyorum. Hem de şu yüzden azar azar yapıyorum. İzmir'de hava çok sıcak. Yani bir gün yaptığınız bir yemek diğer gün durmayabiliyor. O yüzden az ve öz yapıyorum. Çok da iyi oluyor. Pişerken size son zamanlarda yaptığım bir alışverişi göstereceğim. Bunu göstermeyi unuttum size. Ve böyle göstereceğim diye de şeyde duruyor bakın. Şöyle göstereyim. Böyle duruyor yani koltuğun üzerinde. Eşim artık şortunu giymek istiyor ama ben aramızı ayarladık. Şimdi şöyle bir tane poşet var. Ve poşetin içinden bakalım ne çıkacak. Evet. Şimdi şöyle bir tane ben kendime şort aldım. Bu çıktı. Şu şekilde bir şort. Bunu 10 liraya aldım. Biz sosyete pazarından aldık bunları bu arada. Bunu 10 liraya aldım. Sonra da şu tarafa gittim. Arkadaşlar bilmiyorum garip geliyor mu size ama biz böyle şimdiden bebek alışverişine başladık. Çünkü gördük fiyatları çok fazlaydı. Yani dedik ki şimdiden başlayalım hani yavaş yavaş bunlar düzene girsin. Bebek düşünmüyoruz bu arada ama 2 sene falan daha düşünmüyoruz. Ama yani yavaş yavaş böyle kıyafetlerini biriktirmeye çalıştık. Hani olmazsa birine hediye götüreceğiz. Bunu kaçıramazdık. Yumuşacık. 6 liraya aldık arkadaşlar. Yumuşacık yani kumaşı. Çok iyiydi. Bu da bu şekilde. Sonra 3 tane. 3 tanesi 1 liraydı galiba bunların. Ya da 5 lira olması lazım. Şöyle çorap aldık. Şu 1, şu 2 ve şu da 3. Bu şekilde çorap aldık. Şurada gitsin. El Siva'dan bunu göstermeyeyim özel bir şey. El Siva'dan eşim şöyle 2 tane şort aldı. Bunların fiyatları 30 lira. Şu 1. Şu da 2. Pardon bu 40 liraymış. 30 lira değil. Bu 40 liraymış. Deniz şortu aldım. Ve tekrar pazardan devam ediyorum. Yine pazardan şöyle açayım sizin için. Bebek battaniyesi aldık şöyle. Unisex. Yeşil biliyorsunuz unisex rengi. Kırmızı da öyle. Hani bilmiyoruz cinsiyetini. Bu arada aşağıya yazmayın. Bebek olmadı veya bebek düşünmüyoruz ama şimdiden alışverişine başladık. Garip gelebilir ama bilmiyorum. Bu şekilde yaptık. Sonra 2 tane 1, 2 şeklinde saç tokası aldım. Bu ara çok saç tokasına ihtiyacım var. Çünkü saçlarım çok uzun. Bunları da 1 liraya aldım. Şu Lipton'u almadık tabii ki. Orada kalmış. Sonra bir tane daha kapri tarzı bir tane şort aldı eşim. Bunun da fiyatı ne kadardı? 30 lira bu da. Çok beğendim ben. Giyince çok güzel oldu. Bu da bu şekilde. Sonra Bin'den devam edelim. Bin'den şöyle bir peçete aldık. Desenli peçete. Bunu misafirlerime kullanacağım. Şöyle kendime Sheila. 4.95 o da. Sonra şöyle bir büzgülü çöp torbası aldım. Büyük boy. Ben böyle çöp torbasını acayip kullanıyorum. Hemen de çöpümüz oluşuyor bizim. Bu gitti. Bir de şunu göstereyim. Şunu da Bim'den aldım. Tuvalet kağıdını. Buraya dağıldı. Burayı toplayacağım şimdi. Watson's'a gelelim. Watson's'tan da 2 parça ürünüm var. Bir şu eşimin deodorantı. Exe markasına ait. Bu da bayağı güzel. 13 müydü? Neydi fiyatı? Ben beğendim eşime. 2 değil 3 parça. Bu arada sonra şöyle bir kamuflaj paketi aldım. Bu videolarda falan görüyorsunuzdur makyaj yapan kanallarda. Çok popüler bir kamuflaj paleti. Ben de bir alıp denemek istiyorum açıkçası.
Sonra en son ürünüm de şöyle bir renge sahip ruj. Bunun markası NYC ve 101'miş. Çok güzel. Mor ve kahverengi arası bir renk. Bu da bu şekilde. Zaten başka da gördüğünüz gibi yok. Bu alışverişim de bu kadardı. Arkadaşlar sarmam pişmiş. Çok da güzel pişmiş. Yapacağız sarımsaklı. Evet, şöyle iki baş soğanımız var. Ay, soğan diyorum. Sarımsağımız var. Onu bunu Esse'den almıştım. Göstermiş miyim? Çok pratik arkadaşlar. Bununla sarımsağımızı böyle hemen yapıyorsunuz ve karşıya geçiyor. Tabii aralarda kalıyor. Onu halledeceksiniz bir şekilde. Çok pratik oluyor yani. Ben önceden küçük rendem vardı. Sarımsakları onda yapıyordum. Şimdi bununla, daha 2 dakikada yaptığım için bununla yapıyorum. Evet. Bugün siz ne yemek yaptınız? Sizden de bir fikir alayım. Böyle ben yemek videolarını daha çok izliyorum. Vlog tarzı videolardan. Vloglar da hoşuma gidiyor da. Belli başlı kişilerin vloglarını izliyorum. Kendim de vlog çekiyorum da umarım güzel oluyordur. Bilmiyorum hani. Elimizden geldiğince gittiğimiz, gördüğümüz yerleri veya bir dışarı çıktıysam çekiyorum. Evde pek çekecek bir şey olmuyor açıkçası. Hani ev işleri oluyor, yemek oluyor genelde. Onları zaten çekiyorum. O şekilde. Sarımsağımız yeterli. Böyle birazcık da yoğurt alalım. Yoğurdun şu sularını aslında içmek daha iyiymiş de, bu tabii ki hazır yoğurt olduğu için burada nereden mayalayacak yoğurt ya da süt bulabilirim bilmiyorum. Buraya daha yeni geldim çünkü. Yeni dediğimde 2 ay oluyor sanırım. 29 Mayıs'ta gelmiştik. İşte o şekilde. Bu yeter mi ya? Bir kaşık daha koyayım neyse. Belki çok dökeriz. Mantı yapacağım şimdi. Hazır mantım var dolapta. Onu çıkaracağım. Annem hemen çıkarınca pişir dedi. Çok fazla tutma dedi. Yemekimiz, yani akşam yemeğimiz bu şekilde. Mantı, sarma ve salata. Çok mütevazı değil mi aşkım? Evet.